Merhaba arkadaşlar. Bugün elimde gördüğünüz boyayla ben mobilyaları boyadım. Sıra geldi bu çelik kapıyı boyamaya. Gördüğünüz çelik kapıyı şimdi beraber boyamaya başlayacağız. Rulo fırçamızı boyamıza bastırıyoruz. Fazlasını bu şekilde sıyırıyoruz. Daha sonra boyamaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi derin yerler var. Oraları fırçayla boyayacağız. Bu astar kat olduğu için. Oymalı kısımlar için de elimde gördüğünüz fırçamızı boyamıza batırdık. Bolca yediriyoruz. Böyle pürüzlü göründüğüne bakmayın. Şimdi rulo ile düzelteceğiz üzerlerini. Çukur kısımları kapattıktan sonra rulomuzla o pürüzleri düzeltiyoruz fırça izlerini. Fırça izlerini bu şekilde kapattım. Şimdi ilk katımızın yani astarımızın boyamasını bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi astarımız kurumuş durumda. Şimdi ikinci katı boyamaya başlıyoruz. Oyuk kısımları önce fırçamızla bu şekilde boyuyoruz. Çukur kalan kısımları fırça yardımıyla boyadım ve şimdi üzerlerinden rulo ile geçiyorum. İkinci katta daha güzel kapandı boyamız. Tamamen kapanması için 4 kat boyamamız gerekiyor. İkinci katımızın boyama işlemi de tamamen bitmiş durumda. Tekrar kurumasını bekliyoruz. Sonra üçüncü kat boyamızı atacağız. Yavaş yavaş rengi kapanmaya başladı gördüğünüz gibi. Üçüncü kat boyamız da kurudu gördüğünüz gibi. Şimdi son katı atacağız. Rulo fırçamıza
boyaya batırdık. Şöyle iki tarafın farkını göstereyim ben. Bu şekilde tekrar tamamını boyuyoruz. Çelik kapı boyama işlemine devam ediyoruz. Üçüncü kat boyamız da kurudu ama hala tamamen kapanmadığını görüyoruz. O yüzden bir kat daha boyama işlemi yapacağız. Bunun için boyamızı hazırladık. Yine rulo fırça ve kalın bir fırça yardımıyla boyayacağız. Başlıyoruz. Son katta boyamızı birazcık kırdık. Ben antik bej damlattım içine biraz. Tonumuz bu şekilde oldu. Aynı şekilde oyuntulu yerleri fırça yardımıyla, diğer tarafları da rulo fırçamız yardımıyla boyamaya başlıyoruz. Böyle izli gibi görünüyor ama rulo fırçayla üzerinden geçtiğimizde gayet pürüzsüz bir şekil alacak. Ben de bunun sonrası boyama yapıyorum Ton farkını bu şekilde gösterebilirim size. Boyama işlemimiz tamamlandı.